Evet, Covid'in gölgesinde bir Kurban Bayramı'nı daha geçirme hazırlıklarındayız. Haftaya biliyorsunuz Kurban Bayramı. Bu ikinci. Geçen yıl da Covid gölgesinde yapmıştık. Tabii bunun getirmiş olduğu tedbirler kapsamında bayramımızı ifa etmeye çalışıyoruz. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz hayvan pazarı, ilimizde yaklaşık Kurban Komisyonu tarafından belirlenen 433 adet kesim, 411 adet de satış yeri var. Vatandaşlarımızın özellikle bu satış yerlerinden hayvanlarını almaları, bu belirlemiş olduğumuz kesim yerlerinde de hayvanlarını kesmeleri çok çok önemli. Geçen yılki rakamlarımıza baktığımız zaman 50 bin civarında büyükbaş hayvan, 113 bin civarında da küçükbaş hayvanımız kurban olarak satıldı ve kesildi. Bu senede de şu an ilimizde 49 bin civarında büyükbaş, 100 bin civarında da küçükbaş hayvanımız kurbanlık kapasitesinde olan hayvanlarımız. Ancak dışarıdan da bu ilimizin içindekiler, dışarıdan da 5 bin civarında büyükbaş, 20 bin civarında da küçükbaş hayvan getirmekle yine 2021 yılında da İzmir ilinde vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ne büyükbaşta ne küçükbaşta bir kurban eksiği açığı bulunmamaktadır. Fiyatlarımız geçen yıla göre biraz tabii ki arttı. 32-33 civarında büyükbaş, 37-38 civarında da canlı ağırlık olarak küçükbaş satışı devam etmektedir. Pazarımızı gezdiğimiz zaman üreticilerimizin hayvanlarının neredeyse %80-%90'ını satışını yaptıklarını gördük. Evet, çok memnun olmasalar da geçen yıla göre hemen hemen aynı seyirde devam ettiğini ama bir memnuniyetinde olduğunu gördük, gözlemledik. Tabii bizim satış yerlerinde ve kesim yerlerinde denetimlerimiz ilimizin tamamında 30 ilçemizle beraber 120'ye yakın 119 tane veteriner hekimimizle beraber bayramın birinci günden dördüncü gününe kadar, başlangıcında da bayrama kadar olan kısımda bu satış yerlerimizi, bayram esnasında da kesim yerlerimizi bu kadar bir veteriner hekimle kontrol altında ve denetim altında tutacağız. Amacımız burada hem vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı bir şekilde almaları ve kesmeleri, ibadetlerini de layıkıyla yapmalarını sağlamak. Tabii bu noktada vatandaşlarımıza da görevler düşmektedir. Onlardan her yıl istediğimiz gibi bu senede hayvanlarını kesim belirlediğimiz yerlerde, kesim olarak belirlediğimiz yerde kessinler. Sokak aralarında sağda solda kesim yapmasınlar. Nihayetinde bu uluslararası kamuoyunda, dünya kamuoyunda bizim hem ibadetimizi nasıl yaptığımız, hem hayvanımızı nasıl kestiğimiz çok büyük bir olumsuz algıya meyil vermemeler adına çok çok önemli. Kurban atıklarını, kesmiş oldukları atıkları çöpe veya rastgele yerlere atmasınlar. Yine bizim belirlemiş olduğumuz yerlerde kesim yaparlarsa zaten atacak yerlerde bellidir. Pazar yerlerinde de özellikle pazar yerlerinin kontrolünü yapan işletme sahiplerimiz ve bu pazar yerlerinde satış yapan tüccarlarımızın dikkat edeceği hususlar da Covid'den dolayı girerken her pazar kapısında HES kodu sorgulaması, maske uygulaması, ateş ölçerlerinin uygulanması yapılmaktadır. Ateşi 38 derecenin üstünde olan vatandaşlarımız buraya alınmamaktadır. Ben vatandaşlarımızdan kurban satış yerlerinde yoğunluğu artırmamak adına gelirken buraya bir güne yığmak yerine zamana yaymak adına, çok kalabalık olmaması adına vatandaşlarımızın böyle bir uygulama yapmaları hususunu rica ediyorum. Kurban kesim yerlerinde de kurbanın birinci gününde herkes hayvanımı kestireyim şeklinde bir yoğunluk yapmak yerine yine bayramın diğer günlerine yaygınlaştırarak kesim yerlerinde de bir yoğunluğu azaltmamız gerekiyor. İnşallah biz 2020 yılında da aynı tedbirleri uygulayarak İzmir ilinde bütün ilçelerimizde sorunsuz bir satış, sorunsuz bir kesim sağlayarak sorunsuz bir kurban bayramı geçirmiştik. İnşallah bu sene de yine bu tedbirler kapsamında sorunsuz bir kurban kesimi, kurban geçirmeyi hedefliyoruz. Ben şimdiden öncelikli olarak ilimizin içinden veya ilimizin dışından buraya hayvan getirerek kurban satışı yapan üreticilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı pazarlar diliyorum, hayırlı satışlar diliyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar, hayırlı kurbanlar diliyorum. Bu tedbirler kapsamında güzel bir bayram geçirmeyi de temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeterli. Ben bir tane fotoğraf alacağım size.